Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Plusquamperfekt. Hazırsanız dersimiz başlasın. Plusquamperfekt'ten ne anlamalıyız arkadaşlar? Bu güzel Türkçemizde mişli geçmiş zaman anlamına geliyor. Bu örnekleri arkadaşlar geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Burada şimdiki zaman ya da geniş zaman perfect ve plusquamperfect şeklinde ilerleyeceğiz. Böylelikle aradaki farkı anlayacaksınız. İlk örneğe bir bakalım. İlk örnek ne diyor bize? Die Mutter backt ihren Söhnen Kuchen. Evet, anne backen neydi arkadaşlar? Backen pişirmek demek değil mi? Anne ne pişiriyor? Kuchen neydi bu arkadaşlar? Pasta. Tabii backen arkadaşlar pişirmek derken bu daha çok işte hamur işleri için geçerli. Ne olabilir bu? Pasta gibi, börek gibi yiyeceklerde demek ki fırına verirken buna biz backen diyoruz. Diğer türlüsü neydi pişirmek? Kochen. Ancak bu dediğim gibi fırına vermek olduğu için backen olarak ele alınması gerekiyor. Ihren Söhnen, oğullarına. Demek ki anne oğullarına pasta yapıyor, pasta pişiriyor diyecek olursak geniş zaman ya da şimdiki zaman içerisinde ne diyeceğiz? Die Mutter backt ihren Söhnen Kuchen diyeceğiz değil mi? Şimdi biz bu yapıyı arkadaşlar, backen yapısını perfekt zamana yani dili geçmiş zamana taşıdığımızda ne olur bu arkadaşlar? Haben yardımcı fiiliyle anılacak ve gebacken diyeceğiz değil mi? Bu durumda gebacken ne olacak arkadaşlar? Cümlenin sonuna gidecek ve ikinci pozisyonda ne olacak? Yardımcı fiilim haben ya da ne olabilir? Sein olacak. Bu durumda haben. Ve ben ne diyeceğim? Die Mutter hat ihren Söhnen Kuchen gebacken dediğimizde anne oğullarına pasta yaptı, pasta pişirdi demiş oluyoruz. Şimdi bir tık öteye gidecek olursak yani mişli geçmişe gidecek olursak bu sefer ne oluyor ona bir bakalım. Die Mutter hatte ihren Söhnen Kuchen gebacken. Ne olmuş arkadaşlar? Hatte'ye dönüşmüş. Yani bir nevi preteritum yapar gibi değil mi? Yardımcı fiilim haben ne olmuş? Hatten şeklinde ele alınmış ve gebacken bakın yerli yerinde duruyor. Sadece yapmış olduğum ne? Yardımcı fiili hatte'ye çevirmiş oldum. Bu durumda die Mutter hatte ihren Söhnen Kuchen gebacken dediğimizde demek ki anne oğullarına pasta pişirmişti demiş oluyoruz. Demek ki die Mutter backt ihren Söhnen Kuchen şimdiki zaman ya da geniş zamanda anne oğullarına pasta yapıyor, pasta pişiriyor. Bunu dili geçmiş zamana taşıdığımızda die Mutter hat ihren Söhnen Kuchen gebacken diyoruz. Bunu mişli geçmişe yani plusquamperfekte uyarladığımızda bu durumda ne olacak? Die Mutter hat ihren Söhnen Kuchen gebacken diyecekmişiz. İkinci örneğe bakalım. Das Mädchen geht gerne samstags mit ihren Freundinnen aus. Evet, burada bir ayrılabilir fiil var. Hangisi arkadaşlar? Ausgehen, dışarı çıkmak, dolaşmak anlamında değil mi arkadaşlar? Samstags, bakın burada küçük harfle başlıyoruz. Çünkü cumartesi günleri dediğimizde bu bütün günler için geçerli. Çoğul yaptığımdan dolayı bu şekilde ifade etmem gerekiyor. Mit ihren Freundinnen, kız arkadaşlarıyla. Ne diyor demek ki? Kız arkadaşlarıyla değil mi? Burada bir kızdan bahsediyoruz. Kız arkadaşlarıyla cumartesi günleri dolaşmaktan hoşlanıyor dediğimizde demek ki das Mädchen geht gerne samstags mit ihren Freundinnen aus diyoruz. Değil mi? Şimdi biz bunu perfekt zamana yani dili geçmiş zamana taşıdığımızda ne olacak? Ausgehen dolaşmak bir noktadan bir noktaya bir ortam değişikliği olduğundan dolayı biz ne yapıyorduk bunu? Sein ile ifade ediyorduk değil mi arkadaşlar bu durumu? Haben değil de sein. Bu durumda ne olacak? Sein şimdi üçüncü tekil olduğunda ist olacak. Bu durumda das Mädchen ist gerne samstags mit ihren Freundinnen ausgegangen diyeceğiz değil mi? Bunu zaten daha önceden de ayrıntılı şekilde görmüştük ama tabii farklı eylemler de işin içerisine katıldığında bu daha önceden görmüş olduklarımızın üzerine de bir şeyler bindirmiş oluyoruz değil mi? O bilgi hamuru diyorum ben. O hamurun içine yeni şeyler de katılmış oluyor. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki ist'i plusquamperfekte
yorumladığımızda sein ne olacak? War olarak ele alınacak. Bu durumda das Mädchen war gerne samstags mit ihren Freundinnen ausgegangen denildiğinde demek ki kız arkadaşları cumartesi günleri dolaşmıştı demiş oluyoruz değil mi? Mich'te geçmiş zamana taşımış olduğumuzdan dolayı demek ki ne yapıyormuşuz? Ist war şeklini alıyor. Bakın ausgegangen aynı şekilde yerli yerinde kalıyor ve bu sefer ne demiş oluyorum? Das Mädchen war gerne samstags mit ihren Freundinnen ausgegangen demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Üçüncü örnek ne diyor bize? Herr Wagner sieht jeden Freitag Krimis an. Evet, Bay Wagner ne yapıyor? Ansehen izlemek demek arkadaşlar. Bakın bu da gene ayrılabilir fiil. Jeden Freitag her cuma ne yapıyor? Krimi kriminal filmi, polisiye anlamında. Almanya'da gerçekten çok sevilen bir türdür kriminaller. Hatta romanlar da gene büyük bir yani o kadar çok kitap vardır ki ve film vardır ki kriminal işte polisiye türüne dair. Demek ki biz buna kısaca kriminal filmler, polisiyeler derken krimi diyoruz ve çoğul olarak da krimis olarak ele alınıyor. Bakın burada jeden Freitag denildiğinde her cuma demiş oluyoruz. Az önce samstags demiştik ya, orada da her cumartesi şeklinde ifade etmiştik. Bunu Freitags şeklinde de ele alabilirdik. Bu durumda ne olacaktı bu? F küçük harfle başlayacaktı değil mi? Freitags diyecektik. Burada da keza öyle. Samstags yerine jeden Samstag şeklinde de ifade edebilirdik. Demek ki cümlemiz ne diyor? Herr Wagner sieht jeden Freitag Krimis an. Bay Wagner her cuma polisiye izliyor. Değil mi? Şimdi biz bunu geniş zamanda ifade etmiş oluyoruz. Bunu perfekt zamana taşıdığımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Yardımcı fiille beraber anıyorduk öyle değil mi? Bu durumda ne olacak? Herr Wagner hat jeden Freitag Krimis angesehen. Bay Wagner her cuma polisiye izledi demiş oluyoruz değil mi? Demek ki burada hat angesehen zaten bildiğimiz bir yapı ne oluyor? İzledi dediğimizde perfect zaman. Biz bunu şimdi plusquamperfect'e yorumladığımızda buradaki hat ne olacak? Hat'ı neden? Çünkü üçüncü tekile göre yorumluyoruz. Bu durumda Herr Wagner hat'ı jeden Freitag Krimis angesehen demiş oluyoruz. Ve bu sayede ne oluyor arkadaşlar bu? Plusquamperfect olmuş oluyor. Değil mi? Dilerseniz görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Die Mutter backt ihren Söhnen Kuchen denildiğinde demek ki arkadaşlar anne oğullarına ne yapıyormuş? Pasta pişiriyor ya da pasta yapıyor. Tabi pasta pişirmek deriz değil mi? Ya da kek pişirmek. Şimdi buradaki backt demek ki perfekte yorumlandığında hat gebacken şeklinde ele alınacak. Bu durumda perfektlikte Die Mutter hat ihren Söhnen Kuchen gebacken diyeceğiz. Ancak bunu bir tık öteye taşıdığımızda mişli geçmiş yani plusquamperfect şeklinde ifade ettiğimizde hat ne olacakmış? Yerini hat'e bırakacak. Bu durumda bakın gebacken yine yerli yerinde duruyor ve Die Mutter hatte ihren Söhnen Kuchen gebacken demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda das Mädchen geht gerne samstags mit ihren Freundinnen aus. Ausgehen demek ki ayrılabilir fiil olduğundan değil mi bu şekilde ifade ediliyor. Ancak ben bunu perfect zamana yorumladığımda ne olacak? Das Mädchen ist gerne samstags mit ihren Freundinnen ausgegangen değil mi? Ist ausgegangen şeklinde ifade ediliyor. Hangi zamanda? Perfect yani dili geçmiş zamanda. Şimdi bir tık öteye taşıdığımızda ve plusquamperfect yaptığımızda ne olacak bu? Ist war şeklini alacak. Bu durumda das Mädchen war gerne samstags mit ihren Freundinnen ausgegangen şeklinde değil mi? Ausgegangen bakın aynı şekilde kalmış oluyor. Üçüncü örneğe baktığımızda Herr Wagner sieht jeden Freitag Krimis an. Burada da gene ne var arkadaşlar? Ansehen ayrılabilir fiili var. Her cuma polisiye izliyor. Değil mi? İzliyor ya da izler anlamına geliyor. Şimdi bunu perfect zamana yani dil geçmişe kaydırdığımızda bu zamanı ne olacak? Herr Wagner hat jeden Freitag Krimis angesehen diyeceğiz.
bir öteye, bir tık öteye taşıdığımızda, yani pluskvam yaptığımızda, değil mi? Pluskvam perfect yaptığımızda buradaki hat, hatte şeklini alacak ve bu durumda Herr Wagner hatte jeden Freitag Krimis angesehen diyeceğiz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Mutter backt ihren Söhnen Kuchen. Die Mutter backt ihren Söhnen Kuchen. Die Mutter hat ihren Söhnen Kuchen gebacken. Die Mutter hat ihren Söhnen Kuchen gebacken. Die Mutter hatte ihren Söhnen Kuchen gebacken. Die Mutter hatte ihren Söhnen Kuchen gebacken. Das Mädchen geht gerne samstags mit ihren Freundinnen aus. Das Mädchen geht gerne samstags mit ihren Freundinnen aus. Das Mädchen ist gerne samstags mit ihren Freundinnen ausgegangen. Das Mädchen ist gerne samstags mit ihren Freundinnen ausgegangen. Das Mädchen war gerne samstags mit ihren Freundinnen ausgegangen. Das Mädchen war gerne samstags mit ihren Freundinnen ausgegangen. Herr Wagner sieht jeden Freitag Krimis an. Herr Wagner sieht jeden Freitag Krimis an. Herr Wagner hat jeden Freitag Krimis angesehen. Herr Wagner hat jeden Freitag Krimis angesehen. Herr Wagner hatte jeden Freitag Krimis angesehen. Herr Wagner hatte jeden Freitag Krimis angesehen. Sırada bir soru cümlesi var. Fliegt ihr nach Paris? Evet, Paris'e mi uçuyorsunuz, değil mi? Geniş zamanda ya da şimdiki zamanda ne diyoruz? Demek ki Paris'e mi uçuyorsunuz ya da Paris'e mi uçarsınız dediğimizde demek ki Fliegt ihr nach Paris? Değil mi? Şimdi bunu geçmiş zamana, perfect zamana yorumlayacak olursak ne yaparız arkadaşlar? Şimdi bir noktadan bir noktaya bir geçiş varsa, ortam değişikliği söz konusuysa, tıpkı fliegende olduğu gibi yardımcı fiilim ne oluyordu? Sein oluyordu, öyle değil mi? Bu durumda seid ihr nach Paris geflogen? Demek ki Paris'e mi uçtunuz, değil mi? Dediğimizde seid ihr nach Paris geflogen sorusunu soruyoruz, değil mi? Bunu plusquamperfekt yaptığımızda Paris'e mi uçmuştunuz diyecek olursak Wart ihr nach Paris geflogen sorusunu soruyoruz, değil mi? Demek ki buradaki yardımcı fiilim sein ne oldu? Seid ihr, wart ihr şeklinde ele alınıyor plusquamperfekte. Bu durumda Paris'e mi uçmuştunuz diye sorduğumuzda Wart ihr nach Paris geflogen sorusunu sormamız gerekiyormuş, değil mi? Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Max hat seine Uhr am Strand verloren. Bakın burada Max, bu bir erkek ismi, saatini am Strand, sahilde, verloren, kaybetti, unuttu. Bakın şimdiki zamanda verlieren demek ki kaybetmek demek. Biz bunu geçmiş zaman, yani perfect zamana yorumladığımızda ne olacak bu? Hat verloren şeklinde ele alınacak. Şimdi bunu kaybetmişti diyecek olursak buradaki hat yerini neye bırakacak? Hatte. Bu durumda Max hatte seine Uhr am Strand verloren. Ne anlama geliyor bu durumda? Max saatini ne yaptı? Plajda ya da sahilde kaybetmişti demiş oluyoruz. Çok ufak bir dokunuşla demek ki hat, hatte'ye dönüştüğünde demek ki mişti geçmiş zaman oluyormuş. Ve sıra son örneğimizde. Die Gärtner gießen die Blumen jeden Tag. Evet, die Gärtner bahçıvanlar demek arkadaşlar. Tekil olarak bir bahçıvan erkek olsaydı ne olacaktı? Der Gärtner çoğul olarak die Gärtner, değil mi? Bahçıvanlar. Gießen de sulamak anlamında arkadaşlar. Die Blumen çiçekleri jeden Tag her gün. Şimdi ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Bahçıvanlar çiçekleri her gün suluyorlar ya da sularlar derken Die Gärtner gießen die Blumen jeden Tag diyoruz, değil mi? Şimdi ben bunu perfect zamana geçirecek olursam bu yapıyı gießen ne olacak? Gegossen şeklinde ele alınacak ve bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Yani son yazım kurallarına göre geniş zamanda gießen bu şekilde yazılırken haben gegossen demek ki bu şekilde yazılıyormuş. Bahçıvanlar çiçekleri her gün suladılar
diyecek olursak, die Gärtner haben die Blumen jeden Tag gegossen şeklinde ne oluyor? Perfekt olarak ele alınıyor. Ben bunu plusquamperfekt yaptığımda, yani bahçıvanlar her gün çiçekleri sulamıştı dediğimde ne yapıyorum? Mişli geçmiş zaman yapıyorum. Bu durumda haben ne olacak? Yerini hatene bırakacak. Bu durumda die Gärtner hatten die Blumen jeden Tag gegossen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı üzerinden şöyle bir geçelim. Ne diyor? Şimdi soru olarak Paris'e mi uçarsınız ya da Paris'e mi uçuyorsunuz şimdi derken fliegt ihr nach Paris diye soruyoruz, değil mi? Bunu perfekt zamana yorumladığımızda seid ihr nach Paris geflogen diye soruyoruz. Mişli geçmiş, yani plusquamperfekt yaptığımızda wart ihr nach Paris geflogen diye soruyoruz. 5'e baktığımızda burada verlieren demek ki kaybetmek demek. Perfekt zamanda Max hat seine Uhr am Strand verloren. Max sahilde saatini kaybetti. Şimdi kaybetmişti dediğimizde plusquamperfekt yaptığımızda demek ki hatte şeklini alacak. Bu durumda Max hatte seine Uhr am Strand verloren demiş oluyoruz, değil mi? 6. örneğe baktığımızda die Gärtner gießen die Blumen jeden Tag, bahçıvanlar çiçekleri her gün suluyorlar ya da her gün sularlar dediğimizde ne yapıyoruz? Demek ki gießen, değil mi? Die Gärtner gießen die Blumen jeden Tag diyoruz. Şimdi bunu perfekt zamana taşıdığımızda demek ki ne yapacağız arkadaşlar? Yardımcı fiili işin içerisine katacağız ki o ne? Haben. Bu durumda die Gärtner haben die Blumen jeden Tag gegossen demiş oluyoruz. Bunu mişli geçmiş, yani plusquamperfekte dönüştürdüğümüzde ne yapacakmışız demek ki? Die Gärtner hatten die Blumen jeden Tag gegossen diyecekmişiz. Şimdi dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Fliegt ihr nach Paris? Fliegt ihr nach Paris? Seid ihr nach Paris geflogen? Seid ihr nach Paris geflogen? Wart ihr nach Paris geflogen? Wart ihr nach Paris geflogen? Max hat seine Uhr am Strand verloren. Max hat seine Uhr am Strand verloren. Max hatte seine Uhr am Strand verloren. Max hatte seine Uhr am Strand verloren. Die Gärtner gießen die Blumen jeden Tag. Die Gärtner gießen die Blumen jeden Tag. Die Gärtner haben die Blumen jeden Tag gegossen. Die Gärtner haben die Blumen jeden Tag gegossen. Die Gärtner hatten die Blumen jeden Tag gegossen. Die Gärtner hatten die Blumen jeden Tag gegossen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde plusquamperfekt konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.